O zaman hangisi hazır? Artık evet, kürlerimize kansızlıkla başlayalım. başlayalım. Kansızlıkla başlayalım. Anemi, hani evet. Evet. Burada hocamızın önerisi şunlardır. Kerevizimiz ve ıspanağımız var. Bunu uygulamaları gerekiyor. E, Yulaf samanımız, şiraz dediğimiz çekirdekli kabuklu karı üzüm üzümümüz, ...bir de antep fıstığı yağımız vardır bizim burada kansızlıkta. Bunu da şöyle yapmaları gerekiyor. E, 500 milimlik suyun içerisine böyle 200 gram şeklinde ince doğranmış kerevizimizden atıyoruz. Bu burada kısık ateşte 10 dakika kaynayacak. 200 250 gram <laughs> kereviz. Bak yaprakları ve sapları taze ise onları da kullanabilirsiniz yani. Kereviz yaprakları, evet. evet, kereviz yapraklarını. 15 dakika kaynayacak. Kereviz ağzı kapalı yavaş 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 bunu kaynatıyorsunuz. 15. dakikadan sonra içerisine evet ıspanağı atıyorum. atıyorsunuz. Burada, burada 200 gram şeklinde olması gerekiyor. Tam da mevsimindeyiz. Evet. Hem kerevizin hem de ispanağın. tamam. ıspanağın. Daha sonra kaynama işlemi tamamlandıktan sonra günde iki defa sabah aç karnına ve öğlen aç karnına bunu birer su bardağı içmemiz gerekiyor. Akşamları da yemeklerinden iki saat sonra Yulaf samanımız devreye giriyor. Bunu da şu şekilde yapmaları gerekiyor. Bir yemek kaşığı atmaları gerekecek burada. Yulaf samanından. Kaynamış olan, Bu bir, şey. Şey. Kaynamış Bu olan bir su samanı, bardağımız şey. içerisine atacaklar yani. yalnız bunu. Bu da burada kısık ateşte 5 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak günde bir defa akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilmesi gerekiyor. E, şirazımız var. Çekirdekli kabuklu karı üzüm üzü de deniliyor buna. Bundan da günde iki defa yine aç karnına birer tatlı kaşığı şeklinde içilmesi gerekiyor. Antep fıstığı yağımızdan da yine günde bir defa bir tatlı kaşığı içilecek buradan. Bu kansızlık ürünü. Evet şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi kansızlık dediğiniz zaman yani demir düşük veya ferritin düşük. Veya hemoglobin yani şu al yuvarlar dediğimiz e, oksijeni taşıyan. Dolayısıyla bütün bu üçü bazen bakıyorsunuz demir normal, e, hemoglobin normal ama ferritin düşük. İşte burada kereviz, ıspanak, kürü ve beraberinde mutlaka bu siyah üzüm çekirdekli. Evet, onu kullanacaklar. Buna yani, bir yaş limiti koyabilir miyiz hocam? En az hayır. yaş, çünkü hep e, genelde çocuklar için de e, sorulmuş. Çocuklarda pek e, kansızlık zor da iştahsızlık olduğu zaman bu siyah üzüm, çekirdekli siyah üzüm özünü verin, hemen iştahı açılır çocuğun. Yani günde iki defa e, bir tatlı kaşığı vermeniz yeterli oluyor. Yulaf zamanı mesela, yani... Müthiş etkilidir kansızlıktan.